Ya hocam, böyle ders dışında bana önerebileceğiniz bir kitap var mı? Yani hayatı matematik yoluyla kavramama yardımcı olacak bir kitap. Penrose'un teorilerinden yola çıkarak hazırlanmış aslında çok iyi bir kitap var. Türkçe'ye ne diye çevirdiler bilmiyorum gerçi de. Ben bulup sana yollarım. Tamam, ben mail adresimi yazayım şuraya. Olur. Akşam mail atarsınız. Evet. 5 dakika mola. Buyurun, size meyve getirdim. Hocam muz yiyin. Uzay matematiğine çok iyi gelir. Ya kusura bakmayın, ben az önce öyle yüksek sesle konuştum, rahatsız ettim. Bu da özür mahiyetine olsun. Estağfurullah. Kocacığım, sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hocam yiyin birazcık. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlerim çok bozuldu okumaktan hep. Kerem. Kocacığım, ne yapıyorsun? Ha bu. İçeride internet çekmedi de iletişim kuramamıştım Fatih Bey'le. Bari mail atayım dedim burada. Biz ne diyorduk? Ha bu arada senin de önerebileceğin bir kitap varsa seve seve okurum. Yeni bir kitap bitirmiştim, Tılsımlı Çiçek diye. Onu önerebilirim. Tılsımlı Çiçek. Ne üzerine? Muharrem hocam, kitap önerilerini siz yapın diye sizinle anlaştık. Ayşe yaparsa ne anlamı kalır? Muharrem değil, Muammer. Aynı şey. Kerem, ne yapıyorsun? Dedim ya mail yazıyorum diye. Hocam, akşam ne ilgili bir şey geldi aklıma. Kusura bakmayın. Keremciğim, akşam yemeğinde Canan'a yaptıracağımız menüyü mü konuşsak acaba? Gelsene bir hayatım, gel. Gel canım. Ne oluyor ya? Kerem, ne yapıyorsun ya? Bu adam sahtekar. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ya beni kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hocayı bana bulan sensin. En iyi hocaydı diyen sensin. Sarp Eren'i kabul etmeyen de sensin. Evet, dedim. Beni de kandırmış. Kerem, lütfen yapma bak. Ders çalışmam lazım. Sınavlara az kaldı ya. Zaten şirkette bir sürü şeyle uğraşıyorum. Bari şurada rahat rahat çalışayım. Hadi ya. Tamam, ben de 2 tane mail atacağım. Sonra şirkete gideceğim zaten. Ne olacak? Ha, git şirkette at mailini ya. Bekle. Aa. Al Kerem, hadi şirkete git, güzel güzel çalış sen. Lütfen git artık, git. Gitmiyorum, şirket benim değil mi? Burada çalışacağım. Hocam, yememişsiniz meyve mi? Yedim, yedim. Taş yolunda değil mi? Yolunda. Ha. Kolay gelsin. Ya bir dakika arkadaş, Allah Allah. Dur, ne var ya? Alo. Alo Erkut, mahalleden arkadaşların geldi, yukarı gönderiyorum. Dur lan, kim geldi oğlum? Gönderme sakın buraya. Bekle, tamam bekle, ben gelip alacağım onları. Ulan Allah kahretsin ya. Ya anlarlarsa çay dağıttığımı, eyvah. Buna var ya, horoz mobilya gibi bir yerden çıktı yürüdü ha. Öyle bir yerden yürüdü yani. Aynen Sabri abi. Vay! Al bir, basma! Dur bir kere de atla! Dur Sabri, dur lan, dur atlama. Atlama oğlum. Erkut'a. Geç. Bekle. Geç hadi, geç. Hah, tamam. Gel. Şişt, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum? Eyvallah abi. Sana hediye getirdik abi, hayırlı olsun ha. Vay canım kardeşlerim benim. Ulan ne güzel hediye bu, 10 numara hediye. Dur bakayım. Güzelmiş, güzel. Ben bunu ne yapayım ya? Şuraya koyayım, giderken alırım. Değil mi? Koy abi. Ha, dur bakalım. Koy abi. Ne olacak? Vallahi yakıştı bak, hem böyle bir sıra ovası da oldu. Ha? Güzel güzel. Ne yapıyorsunuz? Abi çok büyük şirketmiş be. Hiç sıkılmazsın. Sıkıldın mı çıkıp gezersin, ne güzel. Ya gezeriz, gezeriz de kardeşim. Bütün bu şirketin yükü benim omzumda. Nereye geziyorsun ya? Abi seninle gurur duyuyoruz be. Eyvallah kardeşim. Detay yapıyorsa hemen alo diyorsun abi.
Oğlum bağırma lan, insanlar çalışıyor. Kim bana ters yapacak iş? Şey yapmaz. Ha. Yapamaz. Abi hadi odana çıkalım ya. Ben senin odanı çok merak ediyorum. Öyle manzarası nasıl, koltuklar nasıl? Yani oda, koltuklar falan 10 numara ya. O öyle de. Ya şimdi ne gerek var oğlum ya, bu sıcakta odaya tıkılacağız. Gelin şöyle terasa çıkalım, efil efil etsin. Size birer de drink ısmarlayayım. Hadi gelin lan. Hadi abi. Hadi. Drink ne lan? Buyurun beyler, gelin gelin. Gelin lan, geçin, çekinmeyin. Abi çok güzel burası ya, manzaraya bak. Horoz mobilyada böyle manzara yok tabii. İşçiliği abi şey ama daha iyi yani. Öyle işte Sabricim ya. Yani insanın böyle koskoca bir şirketin üst düzey yöneticisi olup aynı zamanda böyle işte evrak işlerinden sorumlu müdür olması falan. Zor ya. Çok zor iş hala. Çok zor. Erkut Bey. Merhabalar efendim. Merhabalar. Merhaba. Beni arkadaşlarınızla tanıştırmayacak mısınız? Tanıştırayım. Bu beyefendinin adı Atilla, Atilla Bey. Kendisi de şirket için çok önemli mevkiye sahip bir arkadaştır. Merhaba. Merhabalar canlar. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Sizin yanınızda lafı mı olur? Siz ne kadar mühim bir iş yaptığınızı arkadaşlarınıza söylediniz mi uzun uzun? Biz biliyoruz, biliyoruz biz. Gençler siz o zaman bir kendi aranızda takılın. Atilla Bey'in bir sorusu olacak bana, işle alakalı, iş beklemez. Ben çözüp geliyorum. Buyurun Atilla Bey. Buyurun Erkut Bey. Oğlum hayırdır lan Kıvırcık? Sen neyin peşindesin? Gerçeklerin. Huyum kurusun. Ortada gerçek bir şey varsa dayanamam, pat diye söylerim. Ya canım kardeşim, ne gerek var şimdi ya? Bak şöyle bir anlaşma yapalım. Ben sana her gün kahveni masana getireceğim. Hem de istediğin saatte, istediğin şekilde yapalım. Sen de bu huyumdan vazgeçeceksin. Nasıl anlaşma? Gayet makul. Anlaştık. Esmer Tosun. Arkadaşlar, devam. Hadi Atilla Beyciğim, hadi çözelim şu işleri. Her şeyi bana sormayın lütfen. Her şeyi sormak zorunda değilsin kardeşim ya. İşte böyle ayaküstü küçük bir toplantımız var. Beyler, buna bakmam lazım. Alo. Efendim Muhsin Baba. Çok özel misafirlerim var. 2 sade kahve rica ediyorum. Tamam, hemen hallediyorum Muhsin Baba. Hemen, hemen hallediyorum. Köpüklü sade kahve, tamam. Şifre oğlum, şifre. Tamam Muhsin Babacığım. Gençler siz takılın. Şimdi bu San Francisco'dan bir ekip gelmiş, imza işi var. Ben olmadan bunlar beceremez. Siz takılın, ben geliyorum. Tamam abi. Oğlum çok güzel bu iş ya. Vay be, bizim mahalleden de büyük adam çıktı ha. Benim abi. Vay iyi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?